Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeylerden erbe. Yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, ulumalara ve telgraf bildirim sesleri. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar için Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. ...1912 yılında Alman meteorolog ve jeolog Alfred Wegener, kıtasal sürüklenme veya kıta kayması dediği kuramını ortaya attı. 1915 yılında ise Kıtaların ve Okyanusların Kökeni adlı eserini yayınladı. Bu kitapta başlangıçta tüm kıtaların Pangea adında tek bir kıta olduğunu, sonradan parçalanıp dağılarak zamanla günümüzdeki yerlerine ulaştığını ileri sürüyordu. Buna göre Paleozoik dönemde Pangea ikiye bölündü. Kuzeyde Laurasya ve güneyde Gondwana. Daha sonra bu iki devasa kıta sürüklenmeye devam ederek parçalandılar. 100 yıl önce ileri sürülen teoriye göre Laurasya'dan Kuzey Amerika, Atlantis ve Avrupa, Gondwana'dan Güney Amerika, Afrika, Avustralya, Antarktika, Hindistan ve Lemuria doğdu. Çağımızdaki kıtaların büyük bir bölümü o zamanlar sular altındaydı. Tarih öncesi zamanlarda okyanusun dibine gitmiş olan devasa adalar ve kıtalar ise o dönemler kara parçalarıydı. Gezegendeki ilk hayatın bu kıtalarda doğduğu da varsayımlar arasındaydı. Bunlar Hint Okyanusu'nda bulunan Lemuria, Atlas Okyanusu üzerinde bulunan Atlantis ve Pasifik Okyanusu'nda bulunan Pasifida veya daha çok bilinen ismiyle Mu kıtasıydı. Atlantis'i hiç duymamış insan bulmak zordur. Ancak ne zamansa Pasifik Okyanusu'nda var olmuş ve korkunç bir doğa felaketi sonucu sular altında kalmış kayıp Mu adlı kıtayla ilgili ise daha az yazılıp çizilir. Mu konusunun Türkler için bir ayrıcalığı daha var. Ulu önderimiz Atatürk yaşadığı dönemde dünya gündeminde olan kayıp kıta Mu hipotezini özellikle incelemiştir. Konunun bu kısmını ileriki dakikalarda anlatmaya çalışacağız. Baştan şunu söyleyelim. Mu kıtası çoğu zaman benzer hikayeye sahip Lemuria kıtası ile karıştırılır. Mu ve Lemuria iki kayıp kıta olarak anlatılır ve her iki varsayım da 19. yüzyılda ortaya atılmıştır. Ancak iddianın bugün dahi dünyada milyonlarca taraftarı var. Kayıp bu iki kıta ile ilgili anlatımlar bazı farklar dışında benziyor. Aslında bu konuya inananlar ve hatta inanmayanlar arasında dahi bu ikisinin aynı kıta olduğuna dair genel bir kanı da mevcut. Buna göre Mu aslında Lemuria'nın yanlış yorumlanmasından başka bir şey değil. Tüm kayıp kıta hikayelerinde olduğu gibi Mu ve Lemuria'nın da yıkıldığı ve okyanusun altına gittiği anlatılır. Lemuria hikayesinde kıtanın bazı kısımlarının kaldığı, Mu hikayesinde de tıpkı Atlantis hikayesinde olduğu gibi bir gün ve bir gece boyunca devam eden bir doğa felaketi sonucunda tümüyle okyanusun dibini boyladığı anlatılır. Ancak yine de bu iki hikaye arasında bariz farklar var. Lemuria kıtası ile ilgili bilgiler esasen Helena Blavatsky kaynaklıdır. Onun Gizli Doktrin adlı kitabında yazdığına göre Lemuria uygarlığı Atlantis'ten çok daha uzun zaman önce var olmuş ve gökten yağan alevlerle yok olmuştu. Blavatsky'ye göre Lemuria sakinleri insanlığın kök soyuydu. Antropolog Rudolf Steiner ise evren tarihinin gizli arşivi olduğu varsayılan akaşik kayıtlarda Lemuria sakinlerinin insanlığın ataları olarak yazıldığını iddia eder. Lemuria'nın sadece Pasifik'te değil, zaman zaman Atlas Okyanusu veya Hint Okyanusu'nda da var olmuş olabileceği iddia edilir. Hatta bu Pasifik versiyonunun orijinal hikayeye aykırı olduğu yönünde de sağlam bir kanı var.
Lemuria ismi ise 1864 yılında bu meseleyi ilk kez bilimsel bir varsayım olarak ileri süren ünlü İngiliz zoolog Philip Sclater'la ilgilidir. Sclater, Hindistan'ın güney sahillerinde Madagaskar kökenli oldukları bilinen lemurlara ait fosiller bulunca bunun nasıl olduğunu anlayamamıştı. Çünkü bu fosillerin Madagaskar'ın eskiden tek parça oldukları Afrika'nın doğu kesimlerinde bulunması gerekirdi. Bu olayın mekanizmasını çözemeyen Sclater, Madagaskar ve Hindistan'ın eskiden aradaki bir kıtayla birleşik olduğu varsayımını ortaya attı. Diyalektik materyalizmin kurucularından biri olan Friedrich Engels, Doğanın Materyalizmi adlı kitabında maymuna benzer atalarıyla insanların ara geçiş formları olan canlıların bu kıtada yaşamış olabileceklerini yazmıştır. Yüz binlerce yıl önce bilim insanlarının üçüncül dönem dedikleri, tarihi henüz net belirlenemeyen çağın sonlarına doğru dünyanın sıcak kuşağında muhtemelen bugün Hint Okyanusu'nun dibine batmış olan geniş bir kıtada antropoidlerin olağanüstü gelişmiş türleri yaşamaktaydı. Bu varsayım hızla yayıldı ve çok sayıda sözde kanıtlar da ileri sürüldü. Bu fikir okültistler arasında bugün dahi son derece popülerdir. Mu kıtası ile ilgili iddialar ise Lemuria'dan biraz farklıdır. Az önce de söylediğimiz gibi Lemuria kıtası zamanında bazı bilimsel bulgulara dayanan bir varsayımdı. Mu kıtası konusunun ise bilimle herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Daha farklı bir deyimle Atlantis veya Lemuria konusuyla ilgili yapılan jeolojik zemin araştırmaları Mu için yapılmadı. Konuyla ilgili uzman görüşlerine göre kayıp kıta Mu konusu gerçekte Lemuria hakkındaki anlatımlar esasında üretilmiş olup daha sonra bulunan bazı tartışmalı artefaktlar ve çevirilerle desteklenmiştir. Ama her şeye rağmen bağımsız araştırmacıların çoğuna göre Mu kıtası varsayımı bilimsel açıdan ayakta kalmayı Atlantis'ten bile daha fazla hak ediyor. Kayıp Mu kıtası ile ilgili araştırmalar yapmış en ünlü ve en üretken yazar bu mesele hakkında birkaç kitap kaleme almış olan Albay James Churchward'tır. Konuyu ele almış ilk yazar ise 1800'lerin sonlarında Fransız antikacı, gezgin ve yazar olan Auguste Le Plongeon'du. Le Plongeon, Mu kıtası, Kraliçe Mu ve Mısır Sfenksi ile ilgili 1896 yılında yayınladığı yazısında ilk kez Mayaların eski Mısırlılardan çok daha eski bir uygarlık olup köklerinin Atlantis'le eşit olan ve volkanik bir patlamayla tahrip olmuş olan kayıp bir uygarlığa dayandığını iddia etmişti. Bu iddiasını da Yucatan bölgesindeki antik kalıntılar arasında bulduğu Maya dilinde yazılmış bazı yazılara dayanarak ileri sürmüştü. Daha ziyade bir ada olarak tasvir edilen Atlantis'in aksine Mu, Le Plongeon'a göre üzerinde çok ileri bir uygarlığın yaşadığı ve uzun zaman önce Pasifik Okyanusu suları altında kalmış bir kıtaydı. Felaketten kurtulanlar dünyanın dört bir yanına dağılmış, bir kısmı Amerika'nın güneyine yerleşerek Maya uygarlığını kurmuş, Kraliçe Mu'nun önderliğindeki bir diğer kesim ise eski Mısır uygarlığının temellerini atmıştı. Ancak yıllar sonra Le Plongeon'un bizzat çevirdiğini iddia ettiği tabletlerin daha önceden hatalı çevrilmiş olan Troyan kodeksleri veya Madrid kodeksleri denilen kodekslere dayandığı ortaya çıktı. Tabletleri Le Plongeon'dan önce çevirmeye çalışan Charles Etienne Brossard de Bourbourg çok sınırlı bir başarı elde etmişti. Bu arada korkunç bir doğa felaketi sonucu okyanusun dibine giden büyük kıtanın ismini ilk kez Mu olarak çeviren de bu adamdır. Bourbourg'un daha sonra Troyan yazıtları olarak bilinen ve bugün Londra'daki British Museum'da korunan çevirilerinde şu çarpıcı sözler yer alıyor. Altıncı Kaan yılının Sak ayının 11. Muluk günü 13 Çuayna kadar kesintisiz süren korkunç depremler başladı. Toprakları tepeli ülke, benim ülkem kurban oldu. İki defa yerinden oynadı. Sonra bir gecede derinliklerde patlayan alevler eşliğinde sarsıla sarsıla okyanusun altına doğru çökmeye başladı. Bu sırada derinliklerdeki sıkışmalar kıtanın farklı yerlerinden yükselmelere ve çökmelere neden oluyordu.
Sonunda yüzey dayanamadı ve 10 ülke parçalanarak dağıldı. Bu kitabın yazılmasından 8060 yıl önce 64 milyon nüfusuyla birlikte battı. İspanya'daki Madrid Ulusal Müzesi'nde bulunan Cortez Yasası adlı belgede ise şöyle yazıyor. Güneş batımından hemen sonra Homen kudretli elleriyle yeri sallamaya başladı. Tepeler ülkesi Mu bir gecede battı. Bir diğerinde ise Homen denizler ülkesi Mu'yu bir gecede batırdı der. Antik Yunanlı filozof Platon da Timaeus adlı kitabında Mu'dan bahseder. Buna göre Mu ülkesinde 10 halk yaşardı. Bu arada demin de söylediğimiz gibi bazı kayıtlarda Mu kıtasının ismi Pasifida olarak geçer. Muhtemelen Le Plojon'un Mu'nun sırlarına karşı merakını kamçılayan insan da de Bourbourg'du. De Bourbourg, kayıp uygarlıklar dışında spiritüalizmle de ilgileniyordu. Karısı ise spiritüel ayinlerin devamlı müdavimlerinden biriydi. Le Plojon 1908 yılında vefat ettiğinde bayrağı İngiliz yazar, mühendis ve mucit olan James Churchward devraldı. O da Selefi Le Plojon gibi okültizm ve spiritüalizm tutkunuydu. Hatta eski kültürlerden semboller okumak için doğaüstü bir yeteneği olduğuna inanıyordu. Churchward 19. yüzyılın 90'lı yıllarında Le Plojon ve eşi Alice'le de görüşmüştü. Churchward daha sonra Le Plojon'un Mexico City yakınlarındaki William Niven tarafından bulunan taş tabletlerle ilgili henüz yayınlanmamış eserleri olduğunu söylemişti. Bilim insanlarıyla birçok alanda bugün dahi ters düşen bağımsız araştırmacılar ve özellikle de komplo teorisyenleri bir kural olarak bilim insanlarını aşırı muhafazakarlık veya gelenekçilikle suçlarlar. Onlara göre bilim insanları bu zamana dek yazılmış olan insanlık tarihinin asla değiştirilemez veya üzerine bir şey eklenemez betondan bir duvar gibi görmekte ve bu duvara hiçbir şekilde dokunmamak adına bulunan bazı kanıtları da görmezden gelmekteler. Haklarında daha önceki çalışmalarımızda bahsettiğimiz Zeharia Sitchin, Erik von Däniken, Helena Blavatsky, Ernst Muldashev, David Icke, Michael Cremo, Michael Tellinger vesaire gibi bağımsız araştırmacılar pozitif bilimlere aykırı açıklamalarından dolayı bilim dünyası tarafından ağır eleştirilere maruz kalmış isimlerden sadece birkaçıdır. Tabii Albay James Churchward da bunlardan biriydi. Peki kimdir bu James Churchward? James Churchward 27 Şubat 1951'de Bristol'da İngiltere'de doğdu. Büyük bir ailede yetişti. 4 erkek ve 4 kız kardeşi vardı. 1869'da ailesi Londra'ya taşındı ve kısa bir süre sonra James askeri bir görev için birkaç yıllığına Hindistan'a gitti. Hayatının bu dönemi hakkında çok az şey biliniyor. Bildiğimiz şeylerden biri Hindistan'dayken Churchward'ın kendisine çok eski ve ölü bir yazıyı öğreten bir rahiple arkadaş olduğudur. İddiaya göre bu rahip yeryüzünde Nagamaya denilen bu dili okuyabilen 3 kişiden biriydi. Çok sayıda tablet üzerine yazılmış olan bu metni rahip bir kilisede Churchward'a göstermişti. Tabletlerde ne yazıldığını kimse bilmiyordu. Yalnız kuşaktan kuşağa aktarılan bir söylentiye göre bu kadim kil tabletlerde çok uzak bir geçmişlerde, binlerce yıl önce gerçekleşmiş hazin bir olaydan bahsediliyordu. O dönemler Hindistan'a memur olarak atanan İngiliz subayların evlerine çok sayıda değerli eşyalarla döndükleri bilinir. Bu nedenle bir varsayıma göre bu hikaye pek de albayın anlattığı gibi toz pembe değildi. Muhtemelen İngiliz süvariler manastırı yağmalamıştı. Komutanları ise diğer şeylerle birlikte askerlerin gözünde herhangi bir değeri olmayan kil tabletleri de yanına almıştı. Gerçeği şu anda bilemeyiz. Bu yüzden biz yine de Churchward'ın kendi anlatımları üzerinden devam edeceğiz. Daha sonra kendi iddiasına göre yazılarında hakkında Rishi,
yani bilge diye bahsettiği bu rahip, bu dili kendisine öğretmiş ve o da bu tabletler haricinde William Niven tarafından Meksika'da bulunan 2500'den fazla kil tablet üzerindeki yazıları da okuyarak hepsini bir araya toplamıştı. Akıl hocasının yardımıyla James, Hinduizmin sembolizminden sonra meditasyona da hakim oldu. Antik tapınak yazıtlarını deşifre etmeye başladı. Daha sonra Rishi ona kilisede saklanan çok eski kil tabletlerden bahsettiğinde Churchward onları göstermesi için ikna etti. Tabletlerdeki sembolik imgeler ve metinler İngilizleri o kadar çok ilgilendiriyordu ki Churchward onları da deşifre etmeye karar verdi. Birkaç ay çalıştıktan sonra James bunu hocasının yardımıyla başardı. Tabletlerde dünyanın ve insanlığın kökeni ve ortaya çıkışıyla ilgili bilgiler yer alıyor, tüm bunların Mu adlı bir kıtada başladığı yazıyordu. Her fırsatı kullanarak Churchward çok sayıda Hint tapınağını ziyaret etti. Mu kıtası ve insanlığın kadim tarihi hakkında yeni bilgiler edinmeye başladı. Hindistan'dan ayrıldıktan sonra Churchward bir dizi ülkeyi ziyaret etti. Tarihi, jeolojik, arkeolojik araştırmalar yaptı. Mu kıtası ve bu uygarlıkla ilgili bulduğu tüm kaynakları okudu. Zengin bir adam olan Churchward, Tibet, Orta Asya, Burma, Mısır, Avustralya, Pasifik adalarını ziyaret etti ve neredeyse tüm servetini yok olan uygarlığın izlerini bulmak için harcadı. Amerika'da iki antik ahşap pano setinin sahibi olan amatör arkeolog William Niven ile bir araya geldi. Niven, 1921-23 yılları arasında Meksika'da 2500'ün üzerinde tablet bulmuştu. Bu ahşap tabletleri dikkatli bir şekilde inceleyen James, Hint tapınağındaki tabletlerden tanıdık olan işaretleri buldu. Böylece bu tabletleri de deşifre ettiğini anlatan yazar, Pasifik Okyanusu'nun kayıp kıtası ve sakinlerinin ölümüyle ilgili yeni bilgiler elde ettiğini yazdı. Ayrıca bu tabletler 1924 yılında Carnegie Enstitüsü'nden Dr. Morley tarafından da incelenmiştir. Dr. Morley incelemeleri sonucu bunların kesinlikle orijinal olduklarını ve şimdiye dek bilinen hiçbir uygarlığa ait olmadıklarını, tümüyle bilinmeyen bir uygarlığa ait olduklarını söylemiştir. Albay Churchward, Sri Lanka'daki çay tarlalarında çay işine girmeye yönelik başarısız bir girişimin ardından ABD'ye taşındı. Orada Amerikan okültist Auguste Leblojon'un Mu kıtası hakkındaki eserleriyle ilgilenmeye başladı. Bu süre boyunca Birleşik Devletler'de metalurji mühendisliği yaptı. Deniz kuvvetleri için yeni nesil bir zırh çeliği dahil birçok icadın patentini aldı. Bir albay olarak ordudan emekli olduktan sonra ise 10 yıldan daha uzun zamanını bu kil tabletleri deşifre etmeye adadı ve kısmen de başardı. Churchward 1914'te Connecticut Lukeville yerleşti ve yazarlığa başladı. Bu süre boyunca Kayıp Kıta Mu, Ana Vatan, Mu'nun Çocukları, Mu'nun Kozmik Güçleri ve Mu'nun Kutsal Sembolleri adlı kitaplarını yazdı. Fakat Leblojon'dan farklı olarak Churchward araştırmalarını Hindistan üzerine yoğunlaştırmıştı. Churchward'ın keşfi 10 Kasım 1924'te New York American dergisinde yer alan bir makaleyle ünlü oldu. Yazıda Mu hakkındaki iddialar da ana hatlarıyla yer almıştı. Bu uygarlık 50 bin yıl öncesiyle 12 bin yıl öncesi arasında 38 bin yıllık bir zaman dilimi içerisinde yaşamış ve bu uzun gelişim süreci sayesinde de çok ileri bir düzeye ulaşmıştı. Tabletlerde bugünkü Pasifik Okyanusu bölgesinde var olmuş dev bir kıtadan bahsediliyordu. Sakinleri tarafından Hitida veya Mu toprağı adlandırılan bu kıta yaklaşık 12 bin yıl önce yok olmuştu. Hitidalılar duru görürlülük, levitasyon, telepati gibi özelliklere sahiplerdi. Astral yolculuklar yapıyor, güneş enerjisi ve sihirli kristaller kullanıyorlardı. Aktarımlara göre Mu'lular günümüz uygarlığından pek çok alanda daha ileri seviyelere ulaşmışlardı. Eski Hint metinleri özellikle spiritüel bilimlerde günümüzle kıyaslanamayacak derecede ileri bir aşamaya vardıklarını anlatır. Milattan sonra 8. yüzyılda Mahavira'nın yazarı Bhavabhonti şöyle diyor: "Bilgin Rama'ya Krimphaha'nın sırlarını verdi.
Bu sırlardan biri Prasvapana'ydı. Yüksek bir uyuşturucu gücü olan Prasvapana, Kumbhakana ordularını bir anda yok edecek kadar kudretliydi. Mahavira'nın 5. bölümünde Rama şu açıklamaları yapar. Kutsal bilimin sırları ancak inisiyelere malumdur. Binlerce yıldan beri ermişler, Brahma ve başkaları bu silahların zaferlerini gördüler ve öğrendiler. Kriçaçva, mantraçların yani Mu bilim rehberlerinin gizli bilimlerinin bütün sırlarını açıklamıştı. Bana da bunları Vichvamitra söyledi. Yine Mahavira'nın 5. bölümünde Pushpaka denen bir çeşit hava taşıt araçlarının eski başkent Ayatha'nın halkını taşıdığı yazılıdır. Ayrıca bu hava taşıt araçlarının gece seferlerini yaparken birer yıldız gibi parladıkları belirtilmiştir. Öte yandan Hint Yoga Sutrası Aishvaryalardan söz eder. Aishvarya, bir insanın malik olduğu halde tanımadığı melekeleri öğretme bilimidir. Yoga Sutra aşağıda yazılı olan bilim türlerinin Mu'da hem rahip hem de bilgin sıfatıyla yaşayan bir sınıf olan Nakallerden alınmış olduğunu yazar. Hint Aishvaryaları 7 bölüm halindedir. 1. Amma, iradeyle maddeleri ufaltıp büyütebilmek, telekinezi. 2. Lkhima, cisimleri hafifletebilmek ve havada durdurabilmek, levitasyon. 3. Prapte, zaman sınırlarını aşarak her yere ulaşmak ve düşünce nakli, telepati. 4. Prakamya, irade yoluyla gaz ve sıvı cisimler arasından olduğu gibi katı cisimler arasından da geçebilmek, ışınlanma. 5. İçitritva, maddelerin özelliklerini değiştirebilmek, simya. 6. Sohtart, kendi bedenine ikinci bir ruh sokabilmek veya başka bir vücuda sahip olabilmek, hüddamlık ve ikiz bedenlilik. 7. Atartvaç, yani görünmez olabilmek, dematerializasyon. Kıtanın toplam nüfusu 64 milyonmuş. Bu kıta Pasifik Okyanusu'nda Marianas'tan Hawaii'ye, Paskalya Adası'ndan Mangaya'ya kadar uzanan bir yerdi ve sonunu getiren felaket de bir süper yanardağdı. Bu korkunç patlamayı tetikleyen şey ise yeraltı gazların genişlemesiydi. Bir başka kaynak, felaketleri başlatan şeyin kıtaya çarpan bir göktaşı olduğunu yazar. Uygarlığının doruğundaki bu kıta, seri patlamalar ve deprem fırtınaları sonucunda parçalanarak okyanusun dibine gitmişti. Churchward konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda, dünya çapında tüm megalitik sanat eserlerinin Mu'dan kaynaklandığını belirtmişti. Dev taşlar üzerindeki sembollerdeki ortak noktaların, güneş görüntülerinin, kuşların ve gökyüzüyle dünya arasındaki ilişkinin varlığını kaydediyordu. Mısır tanrısı Ra'nın aslında Mu krallarından birinin ismi olduğunu belirtmişti. Mu ile ilgili Churchward şunları yazmıştı. Bu kıta Pasifik Okyanusu ortasında kuzeyde Hawaii'ye, güneyde Fiji ve Paskalya adalarına dek uzanan büyük ve tepelik bir ülkeydi. Mu'nun uzunluğu batıdan doğuya 7620 kilometre, kuzeyden güneye 4572 kilometreden fazlaydı. Bu geniş ve bereketli topraklar çok büyük, sakin nehirler ve akarsularla kesişir ve beslenirdi. Kür bitki örtüsüne sahip ülke yemyeşil bir görünümdeydi.
Okyanus sahillerinin bittiği yerlerde yer alan yüksek palmiyeler, nehirlerin iki yakalarını kilometreler boyunca süslüyordu. Çarpıcı doğal manzaraları, ağaçlardaki ve çalılıklardaki parlak ve kokulu çiçekler taçlandırıyordu. Göllerin sahilleri çevresinde binlerce kutsal lotus çiçeği, suyun parıldayan yüzeyini zümrüt yeşili fonda çok renkli mücevherler gibi süslüyordu. İlkel ormanların içinden bütün hışımlarıyla devasa matadon ve fil sürüleri geçiyordu. Kıta denizler ve boğazlarla üçe bölünmüştü. Dev ülkenin büyük şehirleri birbirine taş döşeli yollarla bağlanıyordu. Yoğun nüfusa sahip 7 büyük şehir ve daha az nüfusa sahip küçük yerleşim birimleri vardı. 7 ana şehir bilim ve sanat, din ve ticaret merkeziydi. 10 ayrı kabile veya halka bölünen toplam 64 milyonluk nüfusa sahipti. Bu halklar birbirlerinden biraz farklı olsalar da tek bir devlete bağlıydılar. Başkent, gelişmiş bir altyapıya sahip olan Tara şehriydi. Güney Hacı adındaki takım yıldızın Mu göklerinde belirli bir açıdan görünmesiyle uzun süredir beklenen yağmurlar başlardı. Bu yağmurlarla birlikte ekili tohumlar yeşerir, yapraklar yeniden canlanır, yeni filizler sürer, çiçekler ve meyveler olgunlaşırdı. O zaman Mu'da bollukla birlikte genel bir sevinç hakim olurdu. İnsanları esasen beyaz tenliydi. Bunlar çok güzeldiler. İri, tatlı, koyu renkli gözleri vardı. Saçları siyah ve düzdü. Ancak sarı, kahverengi ve siyah ırkların mensuplarına da rastlanıyordu. Burada ilgi çekici bir nokta, Hollandalıların Paskalya Adaları'nı keşfettikleri sırada burada çok çeşitli ırklara sahip insanları bir arada görmeleridir. Yazara göre bu insanlar kadim zamanlarda Mu'dan kaçan Güneş İmparatorluğu halkının torunları olabilir. Bu ülke insanları kuşaklar boyunca kendilerini yönetmesi için seçtikleri kralların isimleri önüne Ra önekini koyarlardı. Daha sonra önüne bir de Mu ekleyerek Ra-Mu demeye başladılar. Bu hem kral hem de yüksek rahip anlamına gelmekteydi. İmparatorluğun adı ise Güneş İmparatorluğu'ydu. Pasifik Okyanusu'nda bulunan Polinezya adalarında yapılan araştırmalar, bu adaların bir kıtadan arta kalan parçalar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Adalar çok eski çağlardan beri meskundu. Mağaralarda ve kayalarda çok eski zamanlara ait resim ve kabartma şekiller vardır. Yapılan hesaplamalara göre bunlardan bazılarının yaşı 1 milyon yıla varmaktadır. Nitekim efsanelerde Polinezyalıların kökeninin bugün büyük kısmı sulara gömülmüş olan bir kıta olduğu söylenir. Polinezya adalarının efsanelerinde de çok eskiden var olan fakat sonra Tanrı'nın gazabına uğrayıp batan ülkelerden, uygarlıklardan sıkça söz edilir. Caroline Adaları, Mikronezya'nın en büyük takım adalarıdır. Buradaki adaların sayısı 500'ü geçer ve toplam yüz ölçümleri 1340 kilometre karedir. Bu adalarda geniş teraslar, dev harabeler ve büyük tapınak kalıntıları gibi ilginç arkeolojik kalıntılar bulunmuştur. Churchward 1878 yılında bu adalarda araştırmalarını sürdürürken yerliler ona şunları söylediler. Daha bu adalar ada değilken fakat büyük bir kara parçasıyken bu adalarda bulunan insanların büyük kayıkları vardı. Bu kayıklar içerisinde onlar bütün dünyayı dolaşırlar ve bazen de bir seneden fazla uzun bir zaman geri dönmezlerdi. Caroline veya Caroline adalarının en büyüğü 504 kilometre karelik yüz ölçümüyle Poneyp adasıdır. Churchward'ın Mu'nun 7 büyük kentinden birinin Poneyp yakınlarında olduğunu yazıyor. Caroline Adaları'nın yerlileri çok eski zamanlarda ışıl ışıl yanan gemilerle Poneyp'e giden, okyanusun ötesinde yaşayan, değişik dil konuşan mutlu insanlarla ve yüksek binalarla dolu bir ülkeden söz ederler ve yerlileri eğiten bir ırkın varlığına inanırlar. Caroline Adaları'nın diğer bir eski efsanesinde anlatıldığına göre, Poneyp'e garip, parlak sandallarla birkaç beyaz yabancı geldi. Bizim dilimizi konuşmuyorlardı ama yanlarında bizim ırkımızdan insanlar vardı. Bunların şiveleri her ne kadar az çok başkaydı ise de
her ne kadar zamanla yabancıların giysilerini benimsemiş idiyseler de onlarla anlaşabiliyorduk. Orada denizin olduğu yere uzanan topraklar, göz kamaştırıcı yapılar ve mutlu erkekler ile mutlu kadınlar hakkında çok güzel hikayeler anlatıyorlardı. Yeni gelenler bize garip büyüler öğrettiler ve böylelikle okyanusta yeni yeni adalar beliriverdi. Böylece gemilerimiz dalgaların üzerinde uçuyordu ve hiçbir düşman ne kadar güçlü ve silahlı olursa olsun kalelerimizi yıkamıyordu. Ama günün birinde büyük bir fırtına koptu ve düşmanların yapamadığını yaptı. O güzelim yapılar birkaç saat içinde paramparça oluverdi. Bir zamanlar çiçekleriyle ve yerlilerin şarkılarıyla denizi şenlendiren birçok ada derinliklere gömüldü gitti. Sonradan gelen yabancılar bizi yeniden işe koyulmaya teşvik ettilerse de yurttaşlarımız fazlasıyla tembeldi ve ustaların çağrılarına kulak asmadılar. Onları kovmakta el birliği ettiler. Böylelikle adalar halkı yozlaştı gitti ve kardeş kardeşe düşman oldu. Adanın en şaşırtıcı kalıntılarından biri, boyu 100 metre, genişliği 20 metre, duvarları ise 10 metre yüksekliğinde ve 1,5 metre kalınlığındaki tapınak kalıntısıdır. Adada piramide ve geniş yeraltı geçitleri ağızlarına da rastlanmıştır. Churchward yerliler tarafından inşa edilmesi olanaksız ve büyük bir işçilik isteyen bu türlü yapıların ancak yüksek bir uygarlığın ürünü olabileceğini söylemektedir. Bu da Mu uygarlığıdır. Erik von Däniken, Aussaat und Kosmos adlı kitabında şöyle yazıyor. Bu garip konuyu ilk kez Herbert Ritlinger'in Büyük Okyanus adlı kitabında okudum. Güney denizini inceleyerek gezen Ritlinger, Poneyp'in binlerce yıl önce ünlü imparatorluğun ortak noktası olduğunu öğrenmiş. Efsanevi zenginlik inci avcılarının dikkatini çekmiş ve deniz dibini gizlice aramışlar. Dalgıçlar su yüzeyine çıktıklarında inanılmaz şeyler anlatmışlar. Denizin dibinde midye ve mercanlarla donanmış caddelerden geçtiklerini, aşağıda sayısız taş kubbelerin, sütunların, taş anıtların, ev kalıntılarının, yazılı taş levhaların bulunduğunu söylemişlerdi. İnci avcılarının bulamadıklarını ise modern cihazlarla donatılmış Japon dalgıçları bulmuş ve Poneyp efsanesinin doğruluğunu çıkardıkları şeylerle kanıtlamışlardır. Değerli madenler, inciler, gümüşlerle dolu büyük bir zenginlik. Bu sitenin ana binası olan Ölüler Evi'nde cesetler bulunmaktadır der efsane. Japon dalgıçları ölülerin su geçirmez platin tabutlarda yattıklarını söylemişler ve gerçekten de her geçen gün yeni bir platin parçasıyla su yüzüne çıkmışlardır. Adanın ana ihraç ürünü olan Hindistan cevizi, vanilya, Hint irmiği, sedef yerini platine bırakmıştır. Platin çıkarılması günün birinde iki dalgıcın modern aygıtlarla dalmalarına rağmen bir daha su yüzüne çıkamamalarına dek sürmüş, ondan sonra savaş başlamış, Japonlar burayı terk etmek zorunda kalmışlar. Yazara göre 38 bin yıllık uzun bir gelişim sürecinden geçen bu ileri uygarlık, daha sonra Atlantis, Maya, Babil, Hint, Mısır ve Pers uygarlıklarının da temelini atmıştı. Yani bu ülkelerin hepsi bir zamanlar Mu kolonileriydi. Bir göktaşı çarpması nedeniyle kıtanın altındaki gaz birikmeleri seri bir şekilde birbirlerini tetikleyerek patlamaya başlamış, bunun sonucunda kıtanın hassas dengeleri kırılmış
dev ana kara alttan boşluğa düşerek çökmeye başlayınca okyanus sularının altında kalmıştı. Mucize eseri kurtulanlar etraftaki adalara sığınmış, buralarda oldukça zor koşullarda hayata tutunmuş ve hatta açlıktan yamyamlığa zorlanmışlardı. Büyük medeniyet yok olsa da izleri günümüze dek geldi. Yazara göre özellikle Güney Denizlerindeki adalarda Paskalya Adaları, Mangaya, Tonga Tapu, Poneyp ve Mariana Adalarındaki antik taş tapınakları ve kalıntılar Mu uygarlığından kalmıştır. Yucatan yakınlığındaki Uxmal şehri yakınlığında yarısı yıkılmış bir tapınağın üzerinde "Geldiğimiz batıdaki topraklar" diye bir yazı bulunmuştu. Meksiko City'nin güneybatısındaki muhteşem bir piramidin üzerindeki yazıya göre bu yapı yine aynı batıdaki topraklarda ölen uygarlığın anısına inşa edilmiştir. Şunu da kaydetmemiz gerekiyor ki gerek Auguste Leblojon gerekse de James Churchward veya Mu kıtası ve uygarlığının gerçek olduğunu savunan insanlar kendi görüşlerini destekleyecek tarihsel bazı teyitlerden hiç de mahrum değiller. Mesela antik Hint destanı Ramayana'nın da yazarı olduğu düşünülen Valmiki'nin kayıtlarında Mu sakinlerinin güneyden kuzeye, batıdan doğuya tüm dünya okyanusunu fethetmiş müthiş denizciler ve çok büyük taş tapınaklar ve saraylar inşa eden muhteşem mimarlar oldukları ile ilgili aktarımlar var. Mu uygarlığının ölümüyle ilgili anlatımlar sadece Güney Amerika yerlilerinin eski yazıtlarında veya anıtlarında bulunmuyor. Ünlü arkeolog Heinrich Schliemann tarafından Tibet'te, Lhasa'daki antik bir Budist manastırında bulunan el yazmalarında şöyle bir yazı bulunmuştur. Bugün sadece güneş ve gökyüzünün bulunduğu o yere Bal yıldızı düştüğünde, altın kapıları ve saydam tapınakları ile birlikte yedi büyük şehir sonbahar yaprakları gibi titremeye ve sallanmaya başladı. Saraylardan alevler ve dumanlar yükseliyordu. İnsan kalabalığının çığlıkları ve feryatları her yanı sarmıştı. Onlar tapınaklarda ve kalelerde kendilerine sığınaklar aradılar. O sırada kutsal ve bilge Mu kalktı ve şöyle dedi: "Ben bunu size haber vermemiş miydim?" Değerli taşlarla süslü, ışıltılı elbiseler giymiş kadınlar ve erkekler yalvarmaya başladılar: "Mu, kurtar bizi!" Ve Mu cevap verdi: "Hepiniz hizmetkarlarınız ve zenginliklerinizle birlikte yok olacaksınız. Küllerinizden yeni uluslar doğacak. Eğer onlar da alanın değil, verenin daha üstün olduğunu unuturlarsa aynı akıbete uğrayacaklar." Alevler ve dumanlar Mu'nun sözlerini tamamladı. Tüm ülke üzerindeki sakinleriyle birlikte parçalara ayrılarak derinlikler tarafından yutuldu. Jeologlar buranın bir zamanlar kuru toprak olduğunu hayal etmekte güçlük çekiyorlardı. Çünkü bu alan Andesite hattı denilen alandan geçiyor ve bu da jeolojik olarak bu bölgede bir kara parçasının olması ihtimalini imkansız kılıyordu. Bir başka deyimle Churchward'ın iddiaları pek doğrulanabilir gibi değildi. Dahası bu adamın gerçekten de o Hintli rahiple görüşüp görüşmediği ve o tabletler konusu da tartışılmaya başlanmıştı. Onun Mu kıtasının, kıtanın altındaki gaz birikmelerinin patlaması sonucu bir günde battığı iddiası ise jeologlar tarafından alay konusu edildi. Her şey bununla da bitmedi. Churchward, yüksek titulu akademisyenler tarafından profesyonel maceracı, yazdığı kitaplar ise sözde bilimsel, Mu'ya atfedilen bazı buluntular kaba birer sahtekarlık örneği olarak yorumlandı. James Churchward 4 Ocak 1936 yılında öldü. Uzun yıllar boyunca topladığı koleksiyonu ve daha da önemlisi söz konusu olan tabletleri ise hiçbir zaman bulunamadı. Churchward'dan sonra Mu'nun varlığı hakkındaki iddialar 1937'de yayımlanan Kayıp Atlantis adlı eserinde Teozofist William Scott Elliot ve yazar James Bromwell tarafından takip edildi. Hatta Bromwell daha da ileri giderek Mu'nun büyük felaket sonucu kayboluşunun net tarihini verdi.
Milattan önce 9564 yılı. Ancak tüm bunlara rağmen uzak geçmişlerde Pasifik Okyanusu'nda büyük bir kara kitlesinin varlığı ile ilgili iddianın bazı temelleri de yok değil. Bildiğimiz üzere son buzul çağının sonlarında çok hızlı gelişen bazı olaylar oldu. O dönem dünya okyanusları şu anki seviyesinden 3,5 kat daha aşağılardaydı. İddianın yandaşlarına göre o dönem daha alçaklarda olan kara parçaları sonradan sular altında kalmış olabilir. Şemada gördüğünüz üzere 12.000 yıl önce Mu'i, Molokai, Lanai ve Kaholwe adaları Hawaii'nin büyük adasının birleşik olması ihtimalinden söz edilir ve bu durumda burası Avustralya'dan bile daha büyük bir kıta oluşturabiliyor. Hawaii'lilerin sözlü geleneğinde Tahitililerden çok önceleri buralarda yaşamış bir ırktan söz edilir. Mu ilk olarak Auguste Le Plojon tarafından kabul edildi. İddiaları Mu hakkındaki daha sonraki iddialara kıyasla daha ayrıntılı olmakla birlikte Mu'nun bir gecede battığını ve batan kıtayı terk eden insanların hem Maya'yı hem de Mısır antik uygarlıklarını kurduğunu söylemiştir. Yazar James Churchward ise bu düşünceyi tamamen yeni bir seviyeye taşıdı. Auguste iddiasını Mayan metninin bir çevirisine dayandırarak Kraliçe Mu adlı bir kadının Mu'yu terk ettiğini ve eski Mısır medeniyetini kurduğunu söyler. Bu iddiaların James Churchward dışında herhangi bir teyidi yok. Ancak sorun şu ki Churchward iddialarında çelişkiye düşmüştür. Şöyle ki Churchward gençliğinde Hindistan'a gittiğini ve orada tanıştığı bir rahibin kendisine bazı kil tabletler gösterdiğini iddia eder. Daha sonra ise bu tabletlerin yazıldığı dil olan Naga Maya dilini öğrendiğini ve böylece tabletleri okuyarak orada Mu adlı kayıp bir kıta hakkında bilgiler aldığını iddia eder. Aynı şekilde Niven tabletleri dediği tabletleri de okuduğunu ve orada da Mu'dan bahsedildiğini yazıyor. Ancak maalesef Churchward'ın iddialarında bazı boşluklar var. Mesela söz konusu tabletleri kendisinden başka hiç gören yok. Bu tabletlerle ilgili kendisi haricinde herhangi bir kaynak da yok. İkincisi, o sırada Hindistan'da askerliğini yaptığını anlatıyor. Dolayısıyla antik metinler konusunda herhangi bir uzmanlığının olmadığı ortaya çıkıyor. Üçüncüsü, Churchward kitabını bu tabletleri okumasından 50 yıl sonra yazmış. Aradaki bu süre boyunca da tabletlerle ilgili herhangi bir resim, çeviri, metin vesaire gibi notlara sahip olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi veya bir tanıklık yok. Acaba kitaplaştırmadan önce bu kadar uzun bir metni 50 yıl boyunca hafızasında tutması mümkün müydü? İşte bu iddianın karşıtlarının öne sürdüğü argümanlar bunlar. Son olarak Niven tabletleri meselesi. Bu tabletler çok uzun zamandan beridir kayıp ve hiç kimse tarafından ne okunabildi, ne çevrildi, ne de görülebildi. Dolayısıyla karşıtlarına göre bütün bunlar kitap satmaya çalışan bir yazarın ilgi çekme çabalarından başka bir şey değildi. Çünkü bilimsel açıdan hiçbir değeri olmayan iddialardı. Kaybolan kıtanın gizemleri, ünlü okültist ve teozofist Helena Blavatsky tarafından metafizikle ilişkilendirilmişti. Madame Blavatsky, 1875'te New York'ta Teozofi Derneği'ni kurdu ve ilk kez kök ırklar kavramını ileri sürdü. Kök ırklar, Blavatsky'ye göre insan evriminin aşamalarıydı. Bu konuyla ilgili Kailash Dağı efsanesi ve çok daha önce hazırlamış olduğumuz Hışırtı adlı videolarımızda değinmiş olsak da konunun akışı gereği bir kez daha tekrarlayalım. İlk kök ırk Polaryan olarak adlandırıldı. Bu henüz bir kütleye sahip olmayan eterik bir ırktı. İkinci kök ırk Hiperborea'da yaşamış ve altın sarısı bir renktedir. Teozofistler üçüncü insan ırkı olan Lemuryalıların dinozorlarla birlikte var olduğunu, mevcut Homo sapiens'ten çok daha uzun olduklarını ve Blavatsky'ye göre telepatik olarak iletişim kurdukları üçüncü bir göze sahip olduklarını iddia ediyorlar. Dördüncü kök soyun Atlantisliler, beşinci kök soyunda Aryanlar yani biz olduğumuz aktarılır. Bazen adaların ve kara parçalarının okyanusun altına gittiğini biliyoruz.
Bu süreç uzun zaman alır ve modern araçlarla da gözlemlenebilir. Kıtaların değişmeleri ve birbirlerinden ayrılmaları ise milyonlarca yıl süren devasa ölçeklerde tektonik hareketlerdir. Bugün Sclater'ın çözemediği sorunun da plaka tektoniği ile çözüldüğünü biliyoruz. Birbirine uzak iki kara parçasında aynı türden canlı kalıntılarının bulunma nedeni, batık bir kıtanın kara köprüsü olması değil, tektonik plakaların kara parçalarını birbirine yaklaştırması veya uzaklaştırmasıdır. Okyanusun altından geçen bir kara köprüsü olsa dahi, bugün okyanus tabanını haritalamak için kullanılan gelişmiş tarama teknikleriyle onu görmemiz gerekirdi. Orada batmış bir kıtaya ait herhangi bir iz bulunamamıştır. Volkanik patlamalar, depremler, gelgit dalgaları ve kasırgalar gibi felaketler bazen kıtaların bir kısmını yavaşça yutar. Fakat bu tür batmalar veya çıkmalar sonucunda henüz tek bir insan dahi hayatını kaybetmedi. Kıtaların ölçüleri her zaman dikkate alınmalıdır. Mesela Atlantis muhtemelen bir adaydı ki bu onun hikayesini Mu veya Lemurya'dan biraz daha makul yapıyor. Koca bir kıtanın tamamen batması zor olmayabilir, ancak batmış bir kıtanın bizden bu zamana dek gizlenmiş olması imkansızdır. Kuzeni efsanevi Atlantis'ten binlerce yıl daha genç olan kayıp kıta Mu ile ilgili rivayetler, ilk kez 19. yüzyılda dünyanın farklı yerlerinde bulunan farklı kültürlere ait büyük mimarlık abidelerini, benzer sembolleri ve mitolojik olguları açıklamak amacıyla ortaya atıldı. Ancak ne yazık ki bu varsayımların taraftarlarının elinde bu uygarlıkların varlıkları veya yok oluşları ile ilgili hikayeleri kanıtlayacak gözlemsel herhangi bir kanıt bulunmuyor. Ancak şöyle bir sıkıntımız var. Antik uzaylılar varsayımı dışında dünyanın farklı bölgelerinde yaşayıp birbirlerini asla tanımamış olan farklı uygarlıkların, örneğin piramitler gibi aynı mimariye sahip anıtlar inşa etmelerinin, dünyanın dört bir yanında doğmuş çok farklı kültürlere ait, mesela Hindu, Yunan, Ojibwa, Kanari, Sümer ve İbranice dahil eski insanların, örneğin Nuh tufanı gibi ortak bir efsaneyi paylaşmasının ve bu kültürlerin Paskalya Adası ve eski Mısır'da Güneş'in benzer isimlerinin olması gibi şeylerin de bir açıklaması olmalı. Bunlar göze alındığında insanların bu benzerlikleri açıklamak için ortak kökenle ilgili varsayımlar ortaya atmalarını da anlamak lazım. Atlantis örneğinde olduğu gibi insanların bir bölümü kayıp Mu kıtası hikayesine inanmaktan vazgeçmek istemiyorlar. Bunun az önce söylediğimiz anlaşılır nedenler dışında başka nedenleri de var. Biraz hayalperestliğin etkisiyle insanlar Paskalya Adası'ndaki Büyük Moi ve Japon Yonaguni Adası'nın sualtı özellikleri gibi pek çok olayın onların tabiriyle ana akım bilim insanları veya gelenekçi bilim insanları tarafından yapılan açıklamalarını tatmin edici bulmuyorlar. Oysa Mu hikayesi çok daha çekici ve heyecan vericidir. Ancak bilim insanlarının da geri adım atmamaları için çok fazla neden var. Mesele sadece jeologların ileri sürdüğü tektonik bazı argümanlar değil. Arkeologlar da şunları söylüyor. 1. Kanıtlar eski ve yeni dünya kültürlerinin bağımsız olarak geliştiğini göstermektedir. 2. Levant'ta gelişen ve 10 bin yıl önce dışarıya yayılan tarım ve kent toplumları ve 3. genetik çalışmalar da Mu teorisini desteklememektedir. Bununla birlikte günümüzde jeolojik sallantılar, erozyon ve sadece yükselen denizler nedeniyle dalgaların altına batık olan karasal boyutlu kara kütleleri var. Hatta 2013 yılında bazılarının Brezilya Atlantis'i dediği yeni batık bir kara parçası keşfedildi. Gerçi Atlantis kıtası ile ilgili herhangi bir kanıt veya kalıntı hiçbir zaman bulunamadı. Böyle bir kara olmuşsa bile muhtemelen Amerika ve Afrika kıtalarının birbirinden uzaklaşmasından ve Pasifik Okyanusu'nun şu anki şeklini almasından çok önceleri var olmuş olmalı. Bu da en az 100 milyon yıl demektir. Atlantis'in Pasifik versiyonu olan Mu'nun binlerce yıl önce okyanusun ortasında duran, sonradan sular altında kalmış gelişmiş bir uygarlığın evi olan büyük bir kıta olması gerekiyordu. Mu'nun medeniyetinin hem Çin'i hem de Amerikan uygarlıklarını etkilediği söylenir.
Ayrıca Paskalya Adası'ndaki gizemli heykellerin de gerçek kökeninin bu uygarlık olduğu söylenir. Tabii bunlar da bilimsel açıdan henüz doğrulanamayan varsayımlar ve iddialardan ibarettir. Kayıp Mu Krallığı gerçekten bazı kanıtlara dayanan bir varsayım mıdır? Yoksa sadece liberal bir aklın yaratıcı dışa vurumu mu? Elimizdekilere bakılırsa ikinci daha mantıklı görünüyor. Tüm güzelliğine rağmen bu hikayede eksik olan bir şey vardı. Kanıt. Churchward'ın Hindu rahipleriyle arkadaş olduğuna ve sayısız tablet gördüğüne dair hiçbir kanıt yok. Böylece uzun yıllar boyunca kitaplarının yayınlanmasına rağmen onun hikayesi bir efsane olarak kalıyordu ve bu statükoyu değiştirecek hiçbir maddi delile rastlanmamıştı. Ta ki bir gün Alman asıllı araştırmacı yazar ve bir turizm ofisi sahibi olan Thomas Ritter, Kanchipuram'daki kutsal Sri Ekambaranatha altında ulaştığı gizli bir kütüphanede kayıp Mu uygarlığı ile ilgili bazı kanıtlar bulduğunu açıklayana dek, Ritter, 23 Temmuz 2010 tarihinde bir Pachayappa'nın onu gizli kompleksin girişine davet ettiğini ve hatta birkaç fotoğraf çekmesine izin verdiğini iddia etti. Ritter şöyle söyledi: "Dördüncü odada sadece iki tabletin fotoğraflanmasına izin verildi. Bunlar zamanın etkisiyle oldukça hırpalanmış şeylerdi. Ancak üzerlerindeki yazıtlar okunabiliyordu. Bunlar muhtemelen bir zamanlar James Churchward tarafından görülmüş olan nakal tabletleriydi. Ritter'ın materyallerinin yayınlanması büyük bir olaya, özellikle de bilim insanlarının öfkesine neden oldu. Çünkü Alman araştırmacının çektiği fotoğraf karelerinde görünen bu tabletler, Fransız arkeolog Maurice Dunant tarafından Lübnan'da bulunan ve İncil'in çok eski bir nüshasına ait olduğu varsayılan tabletlerdi. Yazının parçaları eksik olduğundan uzmanlar tarafından okunamamıştı. Üstelik bu belgelerin Hindistan'la hiçbir ilgisi yoktu. Ritter tarafından yayınlanan bu tabletler Hindistan'ın gizli kütüphanelerinde değil, Beyrut Müzesi'nde korunan 16.598 nolu parçalardı. Ancak yalancı olduğuna dair çok ciddi suçlamalara maruz kalan bu Alman, bahsettiği kütüphanenin yerini doğru belirtmişti. Bu Tamil Nadu eyaletinde Kanchipuram'daki Sri Ekambaranath Tapınağı'dır. Güney Hindistan'ın en büyük tapınaklarından biri olan Sri Ekambaranath'ın kapılarının yüksekliği 60 metredir. Tapınak tamamen granitten yapılmış ve tanrılar, tanrıçalar ve mitolojik kahramanların tasvirleriyle dekore edilmiştir. Bu tanrı Shiva'ya adanmış bir Hindu tapınağıdır. Sri Ekambaranath kelimesi toprak elementini sembolize eder. Tapınak milattan sonra 7. yüzyılda, muhtemelen daha yaşlı, oluşturulmuştur ve bin sütunlu salon olarak da bilinir. Ritter bu tapınağın altında 10 oda olduğunu iddia ediyor. Odaların her biri 25 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindedir. Ancak tavan nispeten alçaktır. Pachayappa'ya göre buradaki kütüphane eskilerin yaşamını anlatan 7 bilge tarafından bırakılan aktarımlardan oluşur. Siyah granit levhalarda on binlerce plaka var. Ritter'a göre taş levhaların iki yüzü bilinmeyen bir alfabenin küçük eğik harfleriyle kaplıdır. Diğer plakalar zarif geometrik desenler, çizimler ve astronomik temsiller içerir. İlk üç salondaki plakalar siyah granitten, diğer üç salondaki plakaları ise altından yapılmıştır. Bunlar 14'e 10 cm ebatlarında ve 2-3 mm kalınlığında kitap şeklinde birleştirilmiştir. Son odalarda içeriğinin deşifre edilmesi oldukça zor olan gümüş ve bronz plaklar var. Ritter'ın anlattığına göre bunlarda ne yazdığını görmek için yüzeylerini bir mendille temizlemesi gerekmiş. Dediği gibi sadece iki eseri fotoğraflanmasına izin verilmiş. Odalarda aynı şekilde rişilerin hayatlarına dair sayısız açıklamalar ve anlatımlar varmış. Rişiler ilk başlarda tanrılara ve kutsal Vedik metinlerin yazarlarına verilen bir isimdi.
Daha sonraki kaynaklar onların insan olmayan farklı bir tür varlıklar olduğunu anlatır. Son odanın ortasında Rich Ayappa'ya göre taşa pek benzemeyen garip bir malzemeden yapılmış 1,5 metre yüksekliğinde bir sütun duruyor. Onun arkasında yarım daire içinde altın ve gümüşle kaplı 7 Rishi'nin figürleri vardır. Yine aynı odada metal film ruloları varmış. Paçayappa tarafından açılan bir rulonun içi Ritter'ın anlattığına göre Churchward'ın kitabındakilere benziyormuş. En son odanın bitişinde ise büyük kapılar varmış. Fakat o kapıları açmak yasakmış ve Paçayappa'nın anlatımına göre bu kapılar birkaç şehri yer altından birbirine birleştiren çok karmaşık tünellere açılıyor. Ritter'a göre bu tapınağın kütüphanesine ve merkez kısmına yabancıların girmesi yasaktır. Kendisi de 100 yıl önce Churchward'ın yaptığı gibi bir mucize eseri içeri girebildiğini iddia ediyor. Ama tabii buna herkesi inandıramıyor. Ritter aynı zamanda 1993 yılından beri Palmiye Yaprağı Kütüphaneleri adını verdiği ve tüm Hindistan Yarımadası'na dağıldığını söylediği bir olgu üzerinde de çalışmaktadır. Bir tanesini Kanchipuram'da bulduğunu söylediği bu yaprakların orijinallerinin M.Ö. 5000 yılında yazıldığını iddia ediyor. Ancak bu belgelerde ne yazıldığını pek açıklayabilen yok. Baştan da söylediğimiz gibi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk de Türklükle ilgili emperyalist çıkarları ve Batı merkezli genel kabulleri sorgulayan alternatif çalışmalar yapmıştı. 1930'lu yıllarda bizzat Atatürk'ün ileri sürdüğü Türk tarih tezi, Türk ulusunun alışılagelmiş tarihsel rolünü değiştirme iddiası taşıyordu. Türklerin yeni rolü artık ikinci sınıf barbar ırk değil, uygarlık kurucuydu. Çünkü Atatürk, Türk ulusunun tarihte gerçekten de böyle bir rol oynadığına inanıyordu. Türk tarihiyle ilgili tüm çalışmaları da bu gerçeği kanıtlamaya yönelikti. Atatürk'ün Türk tarihine bakışı sadece coğrafya ile sınırlı değildi. O çok erken dönemlerden itibaren atı evcilleştiren, tekerleği bulan ve madenleri işleyen Türklerin belirli bir coğrafyaya bağlı kalmadıklarını, Orta Asya'dan dünyanın dört bir yanına yayıldıklarını düşünüyordu. Onun Türk tarihiyle ilgili araştırmalarında temel hareket noktası uygarlığın peşinden gitmekti. Çünkü o, Türk ulusunun dünya tarihinin gelmiş geçmiş en uygar uluslarından biri, hatta birincisi olduğuna inanıyordu ve tarih içinde uygarlığa ait izlerin peşinden gidilecek olursa, sonunda Türklere ait izlere ulaşılacağını düşünüyordu. Bu nedenle geçmişteki tüm ileri uygarlıklar onun ilgisini çekiyordu. Önce Hititler, Sümerler, Etrüskler, Mısırlılar ve şimdi de Mu ve Maya uygarlıkları. O yıllarda Atatürk'ün kafasını meşgul eden temel bir soru vardı. Türklerin bilinen yurdu Orta Asya'dır. Peki ama Türkler Orta Asya'ya nereden ve nasıl gelmişlerdir? Atatürk bu sorunun cevabını çok uzaklarda, Amerika'da arayacaktı. Diplomat Tahsin Maya Tepek, 1932 yılında Atatürk'le yaptığı özel sohbetlerden birinde kayıp kıta Mu ve Mayalardan bahsetmişti. Bu sohbet bir süredir bu konuda somut bir adım atmayı düşünen Atatürk'ü harekete geçirdi. Böylece Tahsin Bey, Atatürk'ün isteğiyle 1935 yılında Meksika Büyükelçiliğine atandı. Fakat Büyükelçi Tahsin Bey'in gerçek görevi çok farklıydı. Atatürk, Tahsin Bey'i Mayalar ve Türkler arasındaki ilişkiyi araştırmak ve güneş dil teorisi hakkında yeni kanıtlar toplamakla görevlendirmişti. Tahsin Bey Meksika'ya gider gitmez araştırmalara başladı. Kendisine Amerikalı arkeolog William Niven'ın bulduğu Meksika tabletleri gösterildi. Maya dilinin kökeni bu tabletlerde gizliydi. Tahsin Bey, Türkçe ile Maya dili arasındaki benzerlikleri belirlemek için bu tabletler hakkında bilgi toplamaya başladı. Tabletlerin deşifresi Tahsin Bey'i şaşkına çevirmişti. Meksika tabletleri
binlerce yıl önce Büyük Okyanus'ta yer almış bir kıtadan bahsediyordu. Tahsin Bey araştırmalarını derinleştirdikçe yeni belgelerle karşılaşıyordu. Bu sırada kendisine Albay James Churchward'ın Hindistan'da bulduğu Nakal tabletlerinden de bahsedildi. Bu tabletlerde Mu kıtası hakkında çok daha ilginç bilgiler vardı. Churchward'ın yazdığı tüm kitapları inceleyen Tahsin Bey, Meksika'dan 29 Şubat 1936'da Atatürk'e ve Türk Dil Kurumu Riyaseti Aliyesi'ne gönderdiği 7 nolu raporda bu kitaplar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Tahsin Bey, kayıp kıta Mu hakkında en kapsamlı çalışmaları gerçekleştiren Churchward'ın bu kitaplarında geçen konuları 5 madde altında sınıflandırarak Aralık 1935'te bir raporla Atatürk'e sunmuştu. Aynı raporun bir örneğini de 7 ay sonra, 22 Haziran 1936'da Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri Necmi Dilmen'e gönderecekti. Tahsin Bey'in Ankara'da heyecan uyandıran bu raporunda şaşırtıcı bilgiler vardı. Amerika alimlerinden Colonel James Churchward'ın gençliğine müsadif, 1869 senesinde Hindistan'da Ayodhya Manastırı'nda başlayarak cihanın muhtelif kıtalarında 50 sene süren tarihi ve ilmi tetkikatı neticesinde ilk defa 1931 senesinde New York'ta neşrettiği 4 kıta eserde 1. Uygur, Akat ve Sümer adlarındaki ırktaşlarımızın beşeriyetin ilk vatanı olan Mu kıtasından binlerce sene evvel çıkarak cihana yüksek marif ve medeniyetlerini, dil ve dinlerini götürdükleri. 2. Aryen denilen Tötanların, İslavların, Brotonların, Baskların, İrlandalıların, velhasıl bütün Avrupa akvamının Uygur Türklerinin zürriyetleri oldukları. 3. Akad ve Sümer sözlerinin Hindistan manastırlarında mukaddes bir dil olarak öğretilen Nagamaya yani Mu dilindeki manaları. 4. Mu kıtası batmadan binlerce yıl önce Mu'dan çıkarak Mu'nun ilimlerini ve dinlerinin dünyanın birçok yerlerine ve ez cümle Mısır ve Hindistan'a yaymış olan Nakal namındaki Mu ilim ve din misyonerlerinin Himalaya ve eski Mısır mabetlerine naklettikleri tablet vesaireyi Musa'nın Sina Dağı'ndaki Osiris mabedinde ve İsa'nın hem Mısır hem de Hindistan'da senelerce tetkik ettikleri Kur'an'da da bir ayet başını teşkil eden Taha sözünün Mu diline ait olduğunu, Churchward'ın bu söz hakkındaki izahatını gördükten sonra dini İslam'ı vaaz eden Hazreti Muhammed'in de diğerleri gibi Mu'nun dil ve dinini Mısır'da ve büyük ihtimalle Hindistan manastırlarında tahsil ettiği neticesinin tebarüz etmekte olduğu, 5. Binlerce sene evvel Asya'nın şark kıyılarından Avrupa'nın garp sahillerine ve İrlanda arazisine kadar bütün araziyi kaplamış olan muazzam Uygur İmparatorluğu'nun bundan 11.500 sene evvel müthiş manyetik katalizma ve onu takiben sathı arzda birdenbire dağların fırlaması üzerine bütün nüfuzuyla birlikte mahvolduğu vesaire vesaire gibi hakkında şimdiye kadar hiçbir eserde mevcut olmayan malumat ve izahata tesadüf ederek bunların hülaseten 7 numaralı raporumda Ulu Önderimiz Atatürk'e bundan 7 ay evvel arz ve takdimle mübahi idim. Bir kere de tarafı âlinize gönderdiğim iş bu mühim raporu lütfen ve inayeten mütalaa buyurmanızı rica ederim. Ulu Önderimizin bu rapor hakkındaki mütalaaları ile birlikte fikri âlinize de bildirmek lütfunda bulunursanız pek müteşekkir ve minnettar olacağımı arz ve bir vesile derin hürmetlerimi teyit eylerim. Çok sayın bay. Tahsin Bey 7. raporda özellikle Churchward'ın kitaplarından yaptığı alıntılarla Uygur Türklerinin Mu kökenli olduğunu ve Türkçe ile Mu dili arasındaki benzerlikleri kanıtlamaya çalışmıştı. Tahsin Bey, Mu dili bütün Türk lehçelerinin öz kaynağıdır başlığı altında Churchward'ın kitaplarına dayanarak şu bilgileri vermişti. Churchward The Continent of Mu namındaki eserinin 106. sayfasında Mu yani Güneş İmparatorluğu'nun Mu dilindeki adının Ulumil olduğu ve aslen U-Lum-İl şeklinde mürekkep bir söz olup Ulum
erazi, il, devlet, kudret anlamında olarak o erazinin imparatorluğu manasını ifade etmekte olduğunu izah etmesi üzerine, kulağımıza hiç de yabancı gelmeyen ulu mil sözünün başındaki ulu sözünün Türkçedeki ulu, aradaki m'nin mu ve sonunda bulunan ilin de aynen Türkçedeki devlet ve kudret manasını ifade eden bir söz olduğunu derpiş ederek, ulu mil sözünün pek eski şeklinin ulu mu il tarzında olarak yüksek mu imparatorluğu manasına gelen halis bir Türkçe söz olduğuna kanaat hasıl ettim. Dil benzerliğiyle ilgili yine Churchward'ın Amerikan yerlilerinin Mu uygarlığının çocukları olduğu tezine dayanarak Tahsin Bey, Kuzey Amerika'daki Texas eyaletinde yerlilerin konuştuğu Atakapa dilinde 25 kadar Türkçe kelime tespit ettiğini aktarıyor. İşte Tahsin Bey'in 8. raporunda yer verdiği Atakapa dilindeki Türkçe sözcüklerden bazıları. Oy, uyumak. Uk, büyük. İt, ite. Akna, akıntı. Ak, su. Kuts, koşmak. Pay, pay etmek, taksim etmek. Ya, yemek. Nak, parmak. Tay, çay, ırmak. Lat, altı. İol, oğul. İlu, yıl, sene. Böylece Tahsin Bey 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu raporlarında hem Güney hem Kuzey Amerika yerlilerinin dilindeki onlarca Türkçe kelimeyi örnek veriyor ve bu kelimelerin köklerine kadar inerek hepsinin aynı anlama geldiğini bilimsel açıdan izah ediyor. 40 sayfalık uzun bir rapor olan 14. raporunda ise Tahsin Bey, Maya dininin İslam dini üzerindeki etkilerini ayrıntılı olarak anlatmaya çalışır. İslam'ın temel ibadetlerinden ve sembollerinden namaz, abdest, oruç, ezan, sünnet, Kabe ve bazı dinsel törenlerin ölü yıkama geleneği ve Mevlevi anlayışındaki dönerek Allah'a yaklaşma fikrinin hep mu kaynaklı olduğunu resimlerle, karşılaştırmalarla ve yorumlarla anlatmaya çalışır. Bu arada Tahsin Bey bu raporunu hazırlarken sadece Churchward'ın veya diğer mu uzmanlarının görüşlerinden, ileri sürdükleri kanıtlardan yararlanmakla yetinmemiş, Meksika yerlilerinin törenlerine bizzat katılmış ve raporunda bu gözlemlerine de yer vermişti. Meksika'daki dinsel törenleri İslam dini ve kültürüyle kıyaslayarak sonuçlar çıkarmıştı. Soyadı kanununun çıkmasıyla birlikte Tahsin Bey'e Atatürk tarafından Maya Tepek soy ismi verildi. Bu da Tahsin Bey'in kendi araştırmalarından birinin sonucuna dayanıyordu. Tepek kelimesi Maya dilinde tepe demektir. Atatürk'ün 1930'larda ileri sürdüğü Türk tarih tezine göre doğal nedenlerle Orta Asya'dan dünyanın değişik yerlerine yayılan Türkler, gittikleri yerlere ileri uygarlıklarını götürmüşlerdi. Dolayısıyla Hititler, Sümerler, Akatlar, Etrüskler, Mısırlılar gibi ileri antik uygarlıklar Türk kökenliydi. Daha doğrusu Türk kültürüyle kültürlenmişlerdi veya Türk kültürü bütün bu eski uygarlıklarla beslenmişti. Atatürk, Türk tarih tezini daha da güçlendirmek için dünyada kök dilin Türkçe olduğunu ve bütün dillerin bu kök dilden doğduğunu ileri sürerek bu teze de Güneş Dil Teorisi adını vermişti. Atatürk'ün bu tezleri Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu tarafından Türk Tarih ve Dil Kurultaylarında derinleştirildi. Bu konuda konferanslar düzenlendi, kitaplar yazıldı, okullarda tarih derslerinde dünyayı etkileyen ileri Türk uygarlığı tüm genişliği ve derinliğiyle anlatıldı. Ancak Atatürk henüz Türk tarih tezinin tamamlanmadığını düşünüyordu. Türklerin Orta Asya'dan önceki yurtlarının neresi olduğunu merak ediyordu.
Bu soruya yanıt bulması için de Meksika'ya gönderdiği Tahsin Bey'in yaptığı araştırmalar, Türklerin Orta Asya'dan önceki yurtlarının kayıp Mu kıtası olabileceğini gösteriyordu. Atatürk, Tahsin Bey'in raporlarının büyük bir bölümünü beğenmişti. Özellikle elimizde olmayan ilk 6 raporu, 7. raporun önemli bir kısmını, 8, 9, 10, 11 ve 13. raporları büyük bir dikkatle, belki de satır satır ve tekrar tekrar okumuştu. Çünkü bu raporlarda onun dikkatini çekecek bilgiler ve aradığı yanıtlar vardı. Bu raporlarda Atatürk'ün büyük önem verdiği güneş dil teorisini güçlendirecek yeni bilgiler vardı. Ayrıca 7. raporda kayıp kıta Mu hakkında verilen uzun bilgiler, bu bilgiler içinde özellikle Uygurlar, Sümerler ve Akatların Mu kökenli Türk uygarlıkları olduğu yönündeki açıklamalar ve Türk tarih tezini güçlendirecek yeni kanıtlar Atatürk'ü heyecanlandırmıştı. Ancak Atatürk tarafından oluşturulup Türk Dil Kurumu aracılığıyla Tahsin Bey'e sorulan İslamiyet ve Mu ilişkisiyle ilgili sorulardan dolayı Mustafa Kemal Atatürk, Tahsin Mayatepe ile çalışmayı yarım bırakmış olup, 14. raporun sonunda Tahsin Mayatepe'nin Rio de Janeiro Büyükelçiliğine atanma teklifini geri çevirmiştir. 1935-36 yılları arasında bu incelemeleri yapan Tahsin Mayatepek, Atatürk'e muntazam bilgiler yollayarak çalışmalarına devam ettiyse de, belli bir zaman sonra Atatürk, Tahsin Bey'in çalışmalarını saptırdığını sezerek geçici olarak sona erdirmiştir. Fakat sonuç itibariyle Atatürk'ün Mu konusuyla ilgilenmesi, bu konuda araştırmalar yapması, her şeyden önce onun bilimsel merak sahibi olduğunu gösterir. Atatürk'ün bu ilgisi, onun insanlık tarihinin bilinenden çok daha eski olduğunu düşündüğüne de işarettir. Nitekim bugün Anadolu'da, Urfa'da ortaya çıkan Göbekli Tepe bulguları, Atatürk'ün bu düşüncesinde de haklı olduğunu göstermektedir. Kayıp kıtanın ve onun ileri gelişmişlik düzeyindeki halkının gizemi, hiç şüphesiz ki okültistler, bağımsız araştırmacılar ve teozoflar açısından son derece ilgi çekici bir konudur. Onlara göre insanlığın beşiği dediğimiz ana vatanımız, ne kutsal kitapların anlattığı gibi Orta Doğu, ne de modern bilimin öne sürdüğü gibi Doğu Afrika'dır. Bu insanlar hepimizin gerçek kökeninin bir kelime anlamı da vatan olan kayıp Mu kıtası olduğuna inanırlar. İnsanın tehlikeli olana veya bilinmeyene karşı olan dayanılmaz eğilimi, bundan duyduğu büyük heyecanı sayesinde kayıp kıta Mu konusu 100 yıldan fazla bir süredir taraftar toplamaya devam ediyor. Bunda yanlış bir şey yok. Aksine, insanın bilinmeyene duyduğu heyecan olmasaydı, belki de insanlık günümüzde birçok şeyi bize açıklayan büyük buluşlara da imza atamazdı.